Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manav ben. Bugün masamda Tecnocamon 30 Pro serisi bir telefon var. Gerçekten telefon dolu dolu, inanılmaz özelliklerle beraber gelen bir telefon ve ben elimden geldiğince bu telefonu detaylı olarak sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi Tecno markası açıkçası biraz vites arttırarak hakikaten yoluna devam ediyor diyebilirim. Çünkü baktığınız zaman yani her gelen telefonla beraber artık özellikler artıyor, yenilikler inanılmaz bir hale gelmeye başlıyor ve diğer markalarda görmediğiniz bazı özellikleri de dediğim gibi yine anlatacağım zaten. Tecno markasının telefonu içine görmeye başladık. Bence bu da özellikle rekabetin artması açısından da oldukça önemli. Çünkü baktığınız zaman yani Google Circle özelliğini kullanarak yani bizde yapay zeka var diyen firmalara inat olarak burada başka bir yapay zeka desteği var. Bu telefonun açıkçası tüm özelliklerinden bahsedeceğim. Belki direkt olarak kutu içeriğiyle başlamak lazım. Bu telefonun kutu içeriğine baktığımızda 70 wattlık hızlı şarj desteğine sahip bir şarj aparatı bizlere sunuluyor. Bu bence güzel detaylardan bir tanesi. Bununla beraber bu telefonda arkadaşlar kutu içinden çıkan koruma kılıfı bugüne kadar hiçbir telefonda görmediğimiz kadar sağlam ve görmediğimiz kadar telefonu kalınlaştırmayan bir arkadaşlar kılıfla beraber geliyor. Sert bir kılıf ama bumper özellikleri bizlere bu noktada sunuluyor. Bununla beraber yine birçok markada görmediğimiz koruma filmi değil arkadaşlar, bakın koruma camı da bu telefonun içinden bizlere sunulan diğer detaylardan bir tanesi. Dolu dolu bir kutu içeriğiyle beraber arkadaşlar bu telefon bizlere sunuluyor. Telefon tasarımına baktığımız zaman yeni nesil arkadaşlar modern bir tasarım, omni balance dediğimiz arkadaşlar bu tasarım bizlere sunuluyor. Telefon masada yanda dikte durabiliyor. Yine bu telefonun güzel yanlarından bir tanesi. %90'a varan ekran kasa oranı sayesinde ise arkadaşlar telefon gerçekten de amiral gemisi bir telefona benziyor diyebilirim. Zaten inceleme içinde söyleyeceğim, birçok özellik tarafına baktığınız zaman gerçekten de amiral gemisi bir telefonmuş gibi görünebiliyor. Arka tarafta cam bir yapı var fakat bu cam özel bir kumlanma sayesinde parmak izi bırakmayan bir yapıyla karşına çıkıyor. Kameranın hemen yan tarafında böyle yine cam bir parça kullanılmış, bu da çok güzel bir detay. Yuvarlak bir kamera dizilimi arkadaşlar bizlere burada sunuluyor. Gerçekten de hem önden hem arka taraftan hem de malzeme kalitesiyle gerçekten amiral gemisi bir telefon kesinlikle ama kesinlikle geri kalmıyor diyebilirim. Bununla beraber yine tasarımı güçlendiren detaylardan bir tanesi ise arka taraftaki bu akıllı gösterge ışığı adı verilen yeni bir ışıktan bahsedebiliriz. Bu ışık telefonunuzu şarj ederken yanıp sönmesiyle telefonun şarj olduğunu size arkadaşlar karşı taraftan belli ediyor. Ya da video çekerken arkadaşlar ışık profesyonel kameralarda olduğu gibi sürekli yanarak video çektiğinde yine karşı tarafı arkadaşlar belirtiyor. Bu da güvenlik açısından bence oldukça değerli. Bununla beraber arka taraftaki arkadaşlar bu ışık da yine geri sayım sayıcını çalıştırdığımızda kamera tarafında yanıp sönerek farklı bir arkadaşlar tasarım dilinde bizleri bu noktada sunmuş durumda. Tasarım tarafına gerçekten telefon çok ama çok güçlü. Bununla beraber eskiden telefonlarda gördük bu özelliği ama bu telefonda da bize bu sunulmuş son dönemde bence yine popüler olan uygulamalardan bir tanesi. Hızlı ötesi sensör sayesinde arkadaşlar bunu uzaktan kumanda olarak kullanabilmemizlere olanak sağlanıyor. Ben ofisteki arkadaşlar klimayı kullandım. Klima Arçelik marka bir klimaydı. Hemen uygulamaya girdikten sonra arama kutusuna Arçelik yazdım ve direkt olarak Arçelik klimayı buldu ve bir kere de arkadaşlar rahat bir şekilde çalıştırabildim. Sadece açma kapama fonksiyonları değil, neredeyse tüm fonksiyonlar arkadaşlar Tecno'nun bize sunduğu bu özellik sayesinde kullanabiliyoruz. Bu da yine bu telefonun bence kullanılabilirlik tarafında öne çıkan detaylarından bir tanesi. Şimdi videonun başında söylemiştim yapay zeka desteğinden. Şimdi ben yapay zeka desteği açıkçası biz ne yapıyoruz yapay zeka ile ilgili? Aslında biz yapay zekayı kullanırken bir prompt yazıyoruz. Diyoruz ki ya kardeşim şöyle şöyle bir işte bize çıktı ver diyoruz. Bu telefonda da bu var. Nerede var? Duvar kağıdı oluşturma özelliği tarafında var. Yapay zeka desteğine sahip duvar kağıdı özelliği oluşturma özelliğine girdiğimizde prompt yazarak dilediğimiz arkadaşlar şekillerde kendimize özel duvar kağıtlarını bu telefonda yapabiliyoruz. Birkaç kez denedikten sonra gerçekten de inanamayacağınız mükemmel yapay zeka desteğine sahip duvar kağıtlarını oluşturabilirsiniz. Ben de bunlardan bir tanesini oluşturdum ve kullanmaya devam ediyorum. Bununla beraber Tecno'nun AIGC adını verdiği arkadaşlar bir yapay zeka portre özelliği var. Kamera arayüzünde en sol tarafta yer alan bu özellik sayesinde bir fotoğrafınızı çekiyorsunuz ve size toplamda 4 tane farklı arkadaşlar yapay zeka desteğine sahip sizin yüzünüzden oluşan fotoğraflar oluşturulabiliyor. Özellikle bazı fotoğrafların Bollywood tarzı olduğunu da söylemek lazım. Kurumsal fotoğraflar da var. Gerçekten de bizlere bambaşka bir özellik bu noktada sunuluyor. Telefonu sadece telefon olmaktan ziyade bu şekilde güzel özelliklerle de kullanarak özelleştirme imkanına sahibiz. Bununla beraber tabii ki son dönemde birçok telefonda görüyoruz. Bu telefonda da var. Hatta bazı markalar bunu yeni bulmuşlar gibi davransa da yapay zeka desteğine sahip arkadaşlar görsel arka taraftan herhangi bir görseli kaldırma özelliği bizlere sunulmuş durumda ve gerçekten de kusursuz bir şekilde çalışıyor. Bu telefonda da dediğim gibi bu özellikler bizlere bu fiyat segmentinde bile olsa rahatlıkla sunuluyor. Bununla beraber yapay zeka hala telefonun içinde
geliştirme ve yapay zeka bizim için birçok şeyi de yapıyor. Bununla beraber yapay zekaya sahip cilt tonu düzeltme özelliği de yine bizlere sunmuş durumda. Bu da bence yapay zeka desteğinin bu telefonda hangi seviyede olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu telefon Dolby Atmos ses desteğine sahip olduğunu açıkçası belirtelim. Telefonda stereo bir hoparlör var ve gerçekten de mükemmel temiz bir ses alabiliyorsunuz. Özellikle oyun oynarken falan arkadaşlar bu stereo hoparlörler çok ama çok işe yarayabiliyor. İkinci hoparlörün arkadaşlar telefonun ahizesinden değil üstünde ekstran bir hoparlörle bizlere sunulduğunda altını çizmek lazım. Bu telefonun bence yine çok güzel özelliklerinden bir tanesi kamera tarafında farklı çekim modlarının bizlere sunulabilmesi. Standart, parlak ya da Camon adı verilen arkadaşlar renk paletleriyle aynı kompozisyonda farklı farklı fotoğraflar çekme imkanı sizlere sunuluyor. Normalde dediğim gibi bu özellikleri amiral gemisi telefonlarda görürken Tecnocamon 30 Pro serisinde bunların bizlere sunulduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii ki bir Camon telefondan bahsediyorsak gökyüzü değiştirme efekti olmadan olmaz. Bu telefonlarda gökyüzü değiştirme özelliği var ve gerçekten de yapay zeka desteğiyle de beraber birleştiğinde mükemmel fotoğraflara imza atabiliyorsunuz. Özellikle sosyal medyada mükemmel fotoğraflar paylaşabilirsiniz. İnanın birçok insan o telefonların yapay zeka ile beraber yapıldığını ve o fotoğrafların yapay zeka ile beraber yapıldığını düşünecekler. Oysa ki telefonun içindeki bu özellik arkadaşlar gökyüzünde profesyonel bir şekilde değiştirilmesi olanak sağlıyor. Arkadaşlar bakın bu telefonda yine özellikleri anlatmak gerçekten de bitmiyor. Bence çok önemli ve çok güzel bir özellik var. Pinpoint navigasyon sistemi denilen bir navigasyon sistemiyle beraber geliyor. Ki şu anda Tekno pilot bölgeler arasında Türkiye'de seçmiş durumda ve bu Türkiye'de şu an kullanılıyor. 1 metreye kadar minimum sürüklenme mesafeleri sergileyerek performans açısından mükemmel olduğunu da bu anlamda kanıtlıyor. Atıyorum mesela navigasyona giriyorsunuz, navigasyonu açıyorsunuz. Yerinizi arkadaşlar konumlandırmak istediğinizde gördüğünüz gibi inanılmaz doğru bir şekilde arkadaşlar yerinizin konumlandırıldığını bu anlamda görebiliyorsunuz. Mevcut endüstri normu olan 2.0 saniyeyi aşan yenilikçi arkadaşlar bu sistemi sektördeki en hızlı konumlandırma hızını da bizlere sunuyor. Yani Tekno sadece işlemciydi, kameraydı değil bu tarz yeniliklerle de yine karşımıza çıkan çok özel bir üretici. Arkadaşlar bu telefonla ilgili göstereceğim bir şey var. Mesela bu telefonda bir parmak izi okuma sensörü var ekranın içinde ve tek kemeri muhteşem çalışıyor. Bakar mısınız abi? Yani amiral gemisi seviyesinde çalışıyor. Amiral gemisi bir telefondan kesinlikle ama kesinlikle geri kalan bir performans değil. Muhteşem, hızlı, açılabilen bir parmak izi okuma sensörü var. Bununla da yetmiyor. Bakın şöyle bir su aldım buraya. Bakın şöyle elimi abi ıslatıyorum. Elimi ıslatıyorum abi bak şimdi. Islak elle de şu an görüyor musunuz abi? Bak, ıslak elle de şu an rahat bir şekilde telefonu kullanabiliyorum. Bu da bence bu telefonun yine bak alamet farikalarından bir tanesi. Islak da olsa elleriniz bunu kullanabiliyorsunuz. Özellikle şimdi deniz zamanı geldi, havuz zamanı geldi. Kışın da atıyorum dışarıdayız, yağmur var, kar var, çamur var. Ama telefonda dediğim gibi eliniz ıslak bile olsa bunu kullanabiliyorsunuz. Bu bence kesinlikle ama kesinlikle muhteşem bir detay. Hani kalite ayrıntı gizdir diye bir laf var ya. Kesinlikle ama kesinlikle Tecnocamon 30 serisi için bunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi madem fotoğraflardan bahsediyoruz bakın şimdi sizinle bir fotoğraf paylaşacağım. Baktığınızda gökyüzündeki arkadaşlar bu martıyı, uçan bir martıyı yüksek shutter süresi sayesinde sanki havada duruyormuş gibi fotoğraf çekebildim. Biliyorsunuz bu özellikler de birçok amiral gemisinde bulunan ve bizlere gösterilen özelliklerden bir tanesi. Hem ISO dengesi hem de shutter süresinin arkadaşlar bu kadar yüksek olması sebebiyle havada uçan bir martıyı bile böylesine fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Telefon gerçekten de özellikle kamera konusunda çok ama çok başarılı. Madem telefonun kamerasının çok başarılı olduğunu söyledik, biraz sizinle de arkadaşlar telefonda çektiğimiz bazı videoları paylaşmak istiyorum. Galata'da çektiğim arkadaşlar 4K 60 FPS videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada herhangi bir destek yok. Hatta tek elle çektiğim bile rahatlıkla söyleyebilirim. O kadar kalabalık olmasına rağmen gerçekten de kendisinden beklentilerin ötesinde bir performansa imza attığını belirtebilirim. 4K 60 FPS performansı gerçekten de bu anlamda çok önemli ve bu telefonları bizlere sunuluyor. Şu anda da zaten örnek arkadaşlar videoyu sizlerle paylaşıyorum. Tabii ki bu noktada takdir her zaman olduğu gibi sizlerin. Ön tarafta da 60 FPS desteği var ve ön taraftaki kamerada da arkadaşlar bir video paylaştım, bir video çektim. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Hem renk tarafında hem de odak tarafında kesinlikle ama kesinlikle bir sorunla karşı karşıya kalmadığımı söyleyebilirim. Tekno özellikle bu telefonun özelinde video tarafına gerçekten ciddi anlamda mesai harcamış ve hem ön kameralar hem de arka kameralarla iyi videolar ortaya konulabiliyor. Şimdi bir yandan size fotoğrafları paylaşacağım.
Özellikle bu telefonla çektiğim fotoğrafları paylaşacağım. Biz inanın arkadaşlar kendimiz bile çekerken şaşırdık. Gerçekten de mükemmel bir fotoğraf performansı ortaya konuluyor. Özellikle arkadaşlar geniş açıyla ana kamera arasında renk paleti tarafında hemen hemen hiçbir farkın olmadığını görüyoruz ki bunlar hep söylüyorum amiral gemisi telefonlarda gördüğümüz özellikler, ama bu telefon özelinde arkadaşlar bunlar bize sanki amiral gemisiymiş gibi sunulabiliyor. Yani bu bağlamda da yeni nesil Phantom serisinde heyecanla beklediğimi açıkçası araya sıkıştırmadan geçmek istemem. Telefonumuzda 50 megapiksel f1.9 diyafram deneye sahip 23 mm'de odak uzaklığıyla beraber gelen arkadaşlar bir ana kamera var. Bu ana kamerada arkadaşlar Sony'nin yeni nesil IMX890 sensörüyle beraber geliyor ve dediğim gibi normalde kendisinden daha pahalı telefonlar gördüğümüz arkadaşlar bu kamera sensörü bu telefonu da açıkçası kamera tarafına can veriyor. Tabii ki OIS desteği olduğunu da söyleyelim. 1 mikrona çıkan piksel boyutları sayesinde de ışığı hapsetme tarafında da bence oldukça başarılı. Gece fotoğraflarını da şu an sizlerle paylaşıyorum. Özellikle gece modu sayesinde mükemmel bir işe imza atılıyor. Genellikle gece modları arkadaşlar geniş açı fotoğraf, geniş açı lenslerde çok iyi çalışmazken bu telefonla geniş açı lenste de arkadaşlar gece modunun mükemmel bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz. Sony IMX 890 gibi çok özel bir sensör sayesinde de arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi gece tarafında da oldukça iyi işlere imza atıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu telefon özellikle arkadaşlar gençler tarafından çok fazla sevilecektir diye düşünüyorum. Zira gençler sosyal medyaya çok fazla ilgi gösteriyorlar ve bu telefonun da sosyal medya telefonu olduğunu söylersek herhalde yanlış bir şey söylemiş olurum. Bununla beraber telefonda 50 megapiksel f2.2 diyafram deneye sahip 14 mm odak uzaklığıyla beraber gelen 114 derecelikte arkadaşlar bir geniş açı sensör var. 1/2.76 inçlik bu arkadaşlar sensör de gerçekten de hem gece hem de gündüz bana sorarsanız mükemmel bir işe imza attı diyebilirim. Az önce de söylemiştim. Yani yine söylemeden geçmek istemiyorum çünkü bunlar bence çok ama çok değerli detaylar. Ana kamerayla geniş açı sensör arasında gerçekten de renk tarafında bir fark görmüyoruz. Bununla beraber 2 megapiksel bir derinlik sensörü var. Bu da özellikle bokeh fotoğraflar çektiğinizde ön taraftaki objenin arka taraftan ayrılmasını gerçek anlamda sağlıyor. Zaten çektiğim bokeh fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum. Gerçekten de profesyonel bir kamerayla çekilmiş gibi bir hissiyat bizde bırakmadı değil. Tekno gerçekten de portre fotoğraflar tarafında zaten her zaman çok iddialı bir marka olmuştu. Özellikle orta alt segment bile diyebileceğimiz telefonlarda telefoto kamerayı kullanan da ilk üreticilerden bir tanesi kendisi olmuştu yine. Bu sayede şu anda sizlerin de gördüğünüz üzere mükemmel fotoğraflar çekme imkanına sahipsiniz. Hem ön kamerada mükemmel bir bokeh efekti bizlere sunuluyor. Hem de arka kamerada bunun çok net bir şekilde bizlere sunduğunu görüyoruz. Bununla beraber bu telefonda arkadaşlar bir de makro çekim özelliği var. Ve makro çekim özelliği ile ilgili hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bir nesneye doğru yaklaştığınızda direkt olarak sistem arkadaşlar onu tanıyor ve mesafeyi ölçerek makro moda geçiş yapıyor. Geniş açı sensör bu noktada makro kamera olarak da kullanılmaya başlanıyor. Ve şu anda da gördüğünüz üzere gerçekten de kendi fiyat segmentinin ötesinde sanki profesyonel bir makro arkadaşlar lensle fotoğrafa çekiliyormuş gibi bir performansla imza atıyor. Selfie kamera tarafına geldiğimiz zaman ön tarafta arkadaşlar 50 megapiksel bir selfie kamera kullanılıyor. F2.5 diyafram değerine sahip ve 24 mm'de odak uzaklığıyla beraber gelen arkadaşlar bu selfie kamera özellikle renk doğruluğu tarafında arkadaşlar bizi bile şaşırtan bir performansı imza attı diyebilirim. Zira gerçekten de kendisinden çok ama çok memnun kaldık. 1/2.8 inçlikte sensörle beraber geliyor ve arkadaşlar hem gündüz hem de gece modu sayesinde iyi fotoğraflara imza atabiliyorsunuz. Zaten video tarafını az önce paylaşmıştım. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok bu anlamda. Kamera tarafına gerçekten tam bir kamera telefonuyla karşı karşıyayız. Biraz böyle açıkçası uzatıyorum. Özellikle dediğim gibi çektiğim fotoğrafları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok fazla fotoğraf çektik. Hepsini aslında paylaşmak istiyorum sizlerle. Gerçekten Tekno kamera konusunda şu anda bu anlamda tüm üreticilere kafa tutuyor ve birçok anlamda da öne geçiyor diyebilirim. Ama tekrar söylüyorum, takdir burada her zaman olduğu gibi sizlerin. Şimdi gelelim ekran tarafına. Ekran tarafına baktığımız zaman hakikaten ekran tarafında da uçuk kaçık bir ekran performansı var. Bununla beraber hani amiral gemisi telefonlar gibi diyorum ya. Aslında amiral gemisi telefonlardan bile daha iyi bir performansa imza atıyor. Çünkü 6.78 inçlik arkadaşlar bir bu ekranda 2436x1080 piksel Full HD Plus çözünürlük sunuyor. Bu da 393 ppi gibi bir yoğunluğa imza atıyor ki gerçekten telefon çok keskin bir telefon. Renkleri çok ama çok doğru gösteriyor. Tasarım tarafında söylemiştim ama %90 gibi de bir ekran kas oranı sayesinde özellikle bir içerik izlerken çok ciddi anlamda keyif almanız sağlanıyor. Telefonun bence alamet farkalarından bir tanesi bu telefonda 144 Hz. Evet arkadaşlar tam 144 Hz ekran tarama hızı olması. Bu telefon tabii ki AMOLED bir ekranla geliyor. Biz normalde bu Hz'leri oyuncu telefonlarına görürken arkadaşlar bu telefonda da bizlere 144 Hz sunulmuş durumda. Açıkçası ben orta segmentte bu fiyat aralığında 144 Hz bir ekran tarama hızına sahip telefon hatırlamıyorum. Telefon
kamera tarafında olduğu gibi gerçekten de ekran tarafında da bir amiral gemisi diyebilirim. Zaten içeriklerini nasıl oynattığını da spesifik olarak sizlerle paylaşıyorum. Takdir tabii ki her zaman olduğu gibi sizlerin. Gelelim Yonga Set tarafına. Tabii ki Yonga Set tarafına geldiğimiz zaman oyun performanslarına biraz bahsetmek lazım. Oyun performansına bahsetmeden evvel ben bu telefonun biraz oyun alanından bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir oyun alanı dizayn edilmiş. Performans modunu alabileceğiniz bir ayar burada tabii ki bizlere sunuluyor. Özellikle oyun oynayacaksanız bunu mutlaka telefonunuzu performans modunu almanızı öneriyorum. Oyun oynarken bir uygulama açmak isterseniz rahatlıkla arkadaşlar uygulamanızı da açabiliyorsunuz. Atıyorum bir bildirim geldi, bir mesaj geldi, okumanız lazım. Oyundan çıkmanıza gerek yok. Dilediğiniz uygulamayı yükleyerek, arayüze yükleyerek arkadaşlar kullanma imkanına dediğim gibi sahipsiniz. Bu noktada bir de FPS sayıcının da sürekli olarak gösterilir bir şekilde bizlere sunulmasını açıkçası beklerdim. Zira telefon aslında tüm oyunları en yüksek FPS değerinde oynamamızı açıkçası olanak sağlıyor. Zaten hangi oyunun nasıl bir grafik ayarlarında oynadığını zaten şu an sizlerle paylaştım. Telefonun hangi oyunu hangi FPS aralığında açtığını zaten sizlerle paylaşıyorum. Kendi telefonlarınızda bunu değerlendirme imkanına sahipsiniz. Yabancısı olmadığımız bir Yonga seti var. MediaTek Dimensity 8200 Ultimate adı verilen arkadaşlar bir Yonga setiyle karşınıza çıkıyor. Hani söylüyorum ya amiral gemisi diye, gerçekten de bu telefonun işlemcisinin mimarisi de yine amiral gemisi seviyesinde 4 nanometre üretim süreciyle beraber gelen bir Yonga seti. Bir adet 3.1 GHz'de çalışan Cortex A78, 3 adet de 3 GHz'de çalışan Cortex A78 ve 4 adet 2 GHz'de çalışan Cortex A55 çekirdeklerinden oluşan bir küme var. A55 çekirdeklerin bile 2 GHz'de çalışması zaten bu telefonun özellikle oyun performansını en üst seviyeye çıkartılması sağlanıyor. GPU tarafında ise Mali G610 6 çekirdekli bir GPU kullanılıyor. Ve şu anda da sizlerin gördüğünüz üzere arkadaşlar mükemmel bir oyun performansı bizlere sunuluyor diyebilirim. Bizim kullandığımız telefonun 512 GB hafıza ve 12 GB'da sistem belleğine sahip olduğunu burada altını çizmek lazım. Bu telefonu alan genç arkadaşlarımızın oyun tarafında gerçekten de hiçbir sorunla karşı karşıya kalmayacaklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi benim bu telefonla ilgili açıkçası bir müjdem var, bir duyurum var. Bunlar resmi olarak açıklanmıyordu ama artık resmi olarak açıklanmaya başladı. Tekno diyor ki kardeşim sen diyor bu telefonu 2024 yılında al. Ben diyor bu telefonu 2025 yılında Android 15 vereceğim. 2026 yılında Android 16 vereceğim. Ve 2027 yılının sonuna kadar da bu telefona Google güvenlik güncellemeleri vermeye devam edeceğim diyor. Yani bu telefonu aldığınız zaman da 2 büyük Android ve 3 yılda tüm güvenlik güncellemeleri almaya devam edeceksiniz. Bence bu da bu telefonun özellikle alınması gereken detaylardan bir tanesi. Arkadaşlar gelelim bu telefonun pil performansına. Bence bu telefonun pil tarafında da oldukça başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten kutu içerisinde söylemiştim 70 watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. 5000 mAh'lık pil gücü var. Şimdi birçok insan diyecek ki abi peki bu 5000 mAh pil gücünü bu 70 wattlık hızlı şarj desteği ne kadar süre şarj ediyor diyeceksiniz. Şöyle bir örnek vereyim. Saat gece 23'te bu telefonda %5 pilimiz vardı. Orijinal şarj aleti ve orijinal şarj kablosuyla telefonu şarja tak. Saat 23.30'da yani 30 dakikanın sonunda bu telefon %70'e kadar şarj olabildi. Saat 23.55'te ise telefonumuzun pilinin %100'e kadar şarj olabildiğini gördük. Bana sorarsanız gayet iyi bir performans. Sadece bu testi mi yaptım diyeceksiniz. Tabii ki sadece bu testi yapmadım. Video izleme testi de yaptım. Bunları arkadaşlar benchmarklara yaptırmıyorum. Gerçek dünyada bu testleri yapıyorum. Bu telefondan tam 9 saat boyunca video izledim. Ve 9. saatin sonunda bu telefonda hala %48 pil vardı. Yani bu telefonla aşağı yukarı 15 saatte 16 saat arasında ekran açık bir şekilde Wi-Fi'den otomatik parlaklıkta YouTube'dan video izleyebilirsiniz. Bununla beraber bir de arkadaşlar bu telefonda oyun testi yaptım. Saat 9.20'de telefonumuzda %48 pil varken bu telefonda oyun oynamaya başladım. Saat 10.20'de yani 1 saatin sonunda bu telefonda %30 pil kalmıştı. Bu çözünürlükler, bu ekranlar, bu ekran tarama hızları, bu FPS'ler düşünüldüğünde %18 pil performansının iyi bir pil performansı olduğunu söyleyebilirim. Yani bu telefonu aldığınız zaman aşağı yukarı 5 saatte 6 saat aralığında çok rahat bir şekilde oyun oynayabilirsiniz. Bu da dediğim gibi telefonun güçlü yanlarından bir tanesi. Şimdi benchmark deyince bu telefonda tabii ki bir benchmark testi de yaptım. Bu telefonda AnTuTu benchmark testini yaptığımda bu telefon 938.572 gibi bir puana imza atıyor ki 1 milyon sınırını arkadaşlar zorlayan bir değer. Bu da gerçekten de telefonun bir amiral gemisi telefonmuş gibi görünmesini sağlayan yine değerlerden bir tanesi. Bununla beraber Geekbench 6 testi yaptım. Tekli çekirdekten 999 puan alırken çoklu çekirdekten de 3286 puan aldı ki kendi telefonunuzda da bu telefonun performansını karşılaştırabilirsiniz. Arkadaşlar benim telefonla ilgili söyleyeceğim, anlatacağım şeyler bunlar. Tekno.com'un 30 Pro'ya baktığınız zaman gerçekten de yapay zekayı telefonunda ciddi anlamda, gerçek anlamda yaşatabilen bir telefon. Yani Google'un iki tane özelliğini alıp da ben burada yapay zeka yaptım diye bir durumu kesinlikle ama kesinlikle yok. Bununla beraber ekran tarafında, kamera tarafında gerçekten de amiral gemisi seviyesinde bir performans ortaya konuyor. İşlemci tarafında kesinlikle ama kesinlikle bir sorunla karşı karşıya kalmayacak.
kullanacaksınız. Bununla beraber az önce de söylediğim gibi 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yılda Google güvenlik güncellemeleriyle beraber bu telefon şu anda başka bir seviyeye gelmiş durumda. Şu sıralar kendinize iyi bir telefon arıyorsanız, uzun sürede bir telefon kullanmak istiyorsanız mutlaka arkadaşlar Tekno markasına bir fırsat verin derim. Zira bu markanın telefonlarını kullanmaya başladıktan sonra inanın başka bir telefon kullanamayabilirsiniz. Özellikle kamera tarafında muhteşem bir işe imza atılıyor. Benim şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Bu telefonla ilgili yorumlarınızı da merak ediyorum. Yeni videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.